Kureyşliler sana verdiği sözde durmadılar. Hudeybiye'de seninle yaptıkları misakı bozdular. Bizi Betir'de, kendi yurdumuzda gafil avladılar. Benim kimseyi yardıma çağıramayacağımı sandılar. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Mekke 360 tane putla dolmuştu. Peygamber Mekke'yi terk ederken Medine'de İslam devletini kurduktan sonra uzun zaman hasret bitmiş. Peygamber Efendimiz ilahi emirle büyük bir İslam ordusuyla Mekke'yi kansız, savaşsız fethetmişti. Herkese güven verdi bu fetih. Daha önce haklarında ferman ilan edilen, ölüm fermanları ilan edilen, peygambere bizzat hakaret eden insanlar dahi affedildi. Güven verildi, emniyet verildi Mekke'ye. 360 tane put tek tek kırıldı, indirildi. Kabe tathir edildi, temiz edildi. Mekke bütün şirkin kalıntılarından temizlendi. Kabe temizlendi değerli dostlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam risalet görevini bitirdi. Refik-i Ala'ya ulaştı. Ondan sonra gelen nesil peygamberin heyecanıyla mektebinde okudular. O mektepte yetiştiler. O heyecanla, o imanla, toz duman daha üzerine gitmemiş, kaplamamış imanla o risalet mesajını kıtalara ulaştırdılar. Bize kadar geldiler. Diyarbakır'a kadar geldiler. Belki Batman civarlarına geldiler. 3600 kilometre yayan yürüyüp geldiler. Ne uçaklar vardı, ne arabalar vardı, ne ayaklarında ayakkabılar vardı. Bir sorumluluk bilinci vardı. Durmuyorlardı yerinde. Peygamberi bizzat görmüşler mi? Görmüşler. Yanında yaşamışlar. Sesini, nefesini teneffüs etmişler. Seferde, hadarda beraber olmuşlar. Barışta, savaşta beraber olmuşlar. Hastayken, sıhhatliyken yanı başında olmuşlar. Daha ne istiyorsunuz? Cennetle müjdelenmişler kimileri. Bu yetiyor muydu? Bu yetmiyordu. Aldılar o mesajı Kafkaslara kadar, İspanya'nın kıyısına kadar. Kara parçası bitmişti, okyanuslar gelmişti önlerine. Kur'an'ı
Diyarbakır'a kadar getirdiler. Ve bizim kalplerimizi de, bizim gönül kâbelerimizi de onlar tathir etti, temizletti. Dünyaya adaleti sağladılar. Bizim Müslüman halkımız neden yılbaşıyı kutluyor? Neden? Bizim üniversite, lise gençliğimiz niçin deist oldu? Deizm. Esas fiilen bir deizm var bizim toplumumuzda. Biz zaten deist olmuşuz. Niye? Namaz kılıyoruz, kılıyoruz. Oruç, hac, tamam. Faiz var. Haram var. Zulüm var. Hakaniyet yok. Adalet yok. Dürüstlük yok. Gıybet var. Allah'ın haram dediği her şey hayatımızda var. Helal ettiği neredeyse hiçbir şey yok. Kim bu Müslümanları küstürdü? Peki biz Müslümanlar gençlerimizi niye küstürdük? Camide kadın yok. Cuma'ya gelmez. Bayrama gelmez. Sohbete gelmez. Çocuğunun anası muallim kadındır. Dini nereden öğrenecek? Kocası da bilmiyor, söylemiyor zaten. Biz anayı camiden kovduk. Anaları camiden kovduk. Babalar da çocukları dinden kovdu. Şimdi üzülüyoruz. Kızlarımız, çocuklarımız deist oluyor, ateist oluyor. Tabii ki olacak. Okulda, bakın, 35 yıllık imamlık hayatımda minberde her cumada hemen hemen bunu söyledim. Ortaokul, lise, üniversite ve ilkokulda Kur'an mecburi ders olsun kardeşim. Son zamanlar seçmeli ders. Benim dinimi bana devlet öğretsin. Bu memlekette hala siyasette din yok. Ticarette din yok. Hukukta din yok. Ahlakta din yok. Ne kaldı? Malimiz bre ucuvar abi. Hudu size olsun. Çalın başınıza. Yetkililere söylüyorum, haca size değil yani. Hukuk yok. Siyasette din yok. Ticarette din yok. Ahlakta din yok. Şeriat hükmü yok. Müslüman demokratlar türedi. Laik Müslümanlar türedi. Kemalist Müslümanlar türedi. Sosyalist Müslümanlar türedi. Allah Allah. Hem Müslüman hem demokrat. Böyle bir şey olur mu ya? İslam'la demokrasi zıttır, uyuşmaz, aynı yerde bir araya gelmez, aynı kalbe girmez. Başlayın, demokraside zina serbest, içki serbest, kumar milli piyango, milli, devlet kumarhanesi. Devlet kumarhane işletiyor, devlet umumhane başlayın işletiyor, devlet pavyon işletiyor işte. Hem Müslüman hem böyle bir şey olsa var ya, hem Müslüman hem demokrat, hem Müslüman hem layık, hem Müslüman hem sosyalist olmak eğer caizse, vallahi Ebu Cehil'e yazık oluyor. Ebu Cehil'e yazık oluyor yani. Eğer Ebu Cehil bilseydi ki helalla beraber haram da idare ediliyor, Ebu Cehil Ebu Bekir'den önce iman ederdi. Adam niye cehennemi boyladı? Eğer Müslümana hem zina, hem kumar, hem içki, hem de iman, hem cami serbest olsaydı. Ya bu Ebu Cehil'e zulümdür. O cennete, cehenneme gitsin. Bütün bunları yapan, namazla kılan Müslüman cennete gitsin. Yılbaşını reddetmemiz iyi bir tepkidir. Ama bununla yetinmememiz lazım. Sokaklarımızdan geçemiyoruz. Caddelerimizden geçemiyoruz. Kadın erkek birbirinden farksız. Elbise ve libas noktasında. Örf ve adet noktasında. Dıt işte emehe bu. Emek kurmanca ha. Olmazsa olmaz iki şeyimiz vardı. İman ve namus. Kimse komşunun namusuna yan gözle bakamazdı. Sen bırak. Orta yaşlı insanlar hem kendini hem mahalleni hem sokağını hepsini koruyordu. Şimdi bir şey oldu memleketimizde, bir deprem oldu, sarsıldık, sonra uyandık, hepimiz çırılçıplak olduk. Bizim kadınlarımız, ben Diyarbakır için söylüyorum, Ulu Cami'den balıkçılara
oradan valilik semtine kadar yürüdüler ve sloganları şuydu: emne namusa kesene, biz kimsenin namusu değiliz. Slogan attılar kadınlar, namus kabus. Hazreti Muhammed diyor ya, kadınlar size emanettir. Peygamber'e gönderme yapmak suretiyle biz kimsenin emaneti değiliz. Git cehennemin dibine kadar o zaman. Bizim analarımız vardı. Önce kadınlar kadın değildi, anaydı. Analarımızdı. İffetli ve namusluydular. Abdestsiz çocuğunu emzirmiyorlardı eski analar, öyleydi. Şimdi başka şeyler oldu. Yani her alanda, her dalda dinimizden koptuk. Kur'an'dan koptuk değerli dostlar. Rabbim bu geceyi, bu gece bir milattır. Bir peygamberin doğum yıldönümüdür. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yıldır. 2019 yılıncı yani yıla giriyoruz. 2019 yıl önce Hazreti İsa dünyaya gelmiş. Adamlar İsa'yı da unuttular, Musa'yı da unuttular, Allah'ı da unuttular. Batı battı. Batı batmış ha. Vallahi gidin batıya. Komşu komşuyu tanımıyor. Kimse kimseye selam vermiyor. Kimse kimseye yardım etmiyor. Ya köpeğiyle af buyurun, ya kedisiyle, ya da tekniğiyle baş başadır. Sosyal hayat Avrupa'da bitti. Adalet bizde var. Sosyal hayat bizde var. Şefkat bizde var, merhamet bizde var, insanlık bizde var. Yarın yeni bir yılın başlangıcı. Yarın muhakkak ne olursunuz, gece hiç unut yani uyumasanız da, yarınki ilk yılın ilk gününün sabah namazını edebilseniz bir camide cemaatle kılın. Sabah namazını kaçırmayalım. İlk yılın ilk sabah namazını cemaatle kıldık mı, devamı ve bereketi bütün yıla yayılır inşallah. Rabbim bu mübarek yılı önce mübarek etsin, bereketlendirsin. Bütün mazlumların, mahrumların, hak için mahkumların imdadına Rabbim merhametiyle yetişsin. 2019 yılı Suriyelilere, Iraklılara, evet Libyalılara, Arakanlılara, Somalililere, efendim Çin'de yaşayan Moğolistan'daki kardeşlerimize, Türkistan'daki kardeşlerimize, Yemen'deki kardeşlerimize, Güneydoğu'daki kardeşlerimize, Türkiye'deki kardeşlerimize Rabbim onları zalimlerden helas eylesin inşallah. Onlara bu zulmü reva gören dünya emperyalist güçleri, Amerika'yı, İsrail'i, Rusya'yı, şimdi Türkiye ile arası iyi olduğu zaman neredeyse Rusya'ya laneti unuttuk. En büyük kafir Rusya. Rabbim Kahhar ismiyle bunları kahreylesin. Mallarını, memleketlerini İslam diyarına ganimet eylesin inşallah. 2019 yılı bütün İslam dünyasında ve insanların yaşadığı bütün coğrafyalarda İslam'ın zaferiyle başlasın inşallah. Allah hepinizden razı olsun.